Orplara gelelim mi? Ay evet, çok, şimdi çok ben güzel. Görüntüsünü arkadaşlarım paylaşıyorlar. Bunlar uçuşan toz parçaları olabilir mi? Ama eğer onlar toz olsa birilerinin şu hareketi yapması lazım. Tabii. Ama bunun dışında o kadar simetrik ki, yani sıfır hata baktığında, hani bu da binlerce yıl öncesinin yine kazılarından çıkarılan bir parça. Aynı maddeden, yani aynı bu yapıdan başka hiçbir şeye rastlamadık. Ve bu diğer hiçbir çanağa, çömleğe, hani bulunan şeylere benzemiyor. Devamlı olan bir materyal değil. Değil. Ne öncesi var, ne sonrası var, ne bir benzeri var. Burada kesinlikle bir başka uygarlık bir dönem var olmuş ve sanki işi bitince de her şeyini alıp gitmiş. Ama bunu mesela, unuttu mu yoksa iz mi bıraktı? Ben unuttuğunu da düşünmüyorum. Ve rehber onu ne diye anlatıyor? Anlatamıyorlar. Yani şöyle anlatamıyorlar. Hani orada bizim rehberimiz de dedi, bize göre bu dedi. Yine dedi, farklı bir uygarlığın buraya kazandırdı. İşte elektrik, erişim, artık adına ne derseniz deyin. Çünkü bir açıklamaları yok. Yerel rehberlerde farklı bir uygarlığa dem vuruyorlar mı? Evet. Efendim merhabalar, kuantum drama eğitmeni Anıl Şehirlioğlu ile birlikteyiz. Hemen kitaplarını tanıtmak isterim. Zira Anıl'la tanışmak istiyorsanız şartı var. İçindeki Mucize kitabını okuman gerekiyor. Hatta benimle yayın yapmadan önce bana bile okuttu. Dünya Okulu'nda Ruhun Devrimi, Bilincin Yeniden İnşası yazarımızın kitapları arasında. Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk sevgili Emel'ciğim. Bugün enerjiyi konuşacağız. Diyeceksiniz ki daha önceki yayınlarda ne konuşmuştunuz? Evet, enerji ana başlığımızdı ama bu defa Hoca Nasreddin'in dediği gibi damdan düşen biri olarak, yani bizzat Mısır'a gidip orada enerjinin aslında ne olduğunu görüp kendi anlattıklarıyla eşleştikten sonra görselleriyle de paylaşacağımız bir yayın gerçekleştireceğiz. Yayın öncesi sohbetimizden ben çok etkilendim. Konuştuklarımızın karşılığını gördüm. Şimdi yine evet, bunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet. Mısır sadece Mısır değil anladığım kadarıyla. Değil. Gerçekten hani Mısır'a ben çocukluğumdan beri hep çok çekildim Emel. Hep böyle gitmem gerektiği hissi, böyle yuvam hissi gibi bazı hissiyatlarım vardı. Ama mesela 2-3 yıldır gitmeye çalışmama rağmen bir türlü olmuyordu. Ama neden olmadığını da anladım. Hem zaten oraya çok doğru kişilerle gitmek çok önemli ki oranın o görünen muhteşem yapılarının içindeki gerçek enerjiyi ve gerçek bilgiyi alabilmek çok kıymetli. Ben ne kadar inansana az önce anlatsam da Mısır'da o bir hafta içerisinde yaşadıklarımız hakikaten anlatılmaz yaşanır nitelikte. Ve Mısır'a girince ilk şununla başladım uyanışıma Emel'cim. Mesela iniyorsun ve Mısır'ın havası ağır bir hava, öncelikle onu söyleyeyim. Hatta böyle kasvetli bir hava, kasvetli bir enerji ve sonra piramitlerin oraya, biz ilk piramitlere gittik. Piramitlerin oraya gittiğinde tabii ki hayranlık içinde piramitlere bakıyorsun, muhteşem yapılar. Ama bir taraftan kafanı sola çevirdiğinde de bir o kadar hiç beklemediğin görüntüler. Yani o işte artık o evlerin sıvaları dökülmüş, binalar, pislik içerisinde yerler. Bir tarafta sanki böyle bir cennet varken bir tarafta adeta bir cehennem var gibi bir görüntü içerisindesin. Tabii ki ben önce buna bir yükseldim içsel olarak. Dedim ki ya bu kadar kıymetli bir ülkeyi neden bu hale gelmiş, neden işte bunları düzeltmiyorlar, daha iyi hale getirmiyorlar gibi yükseldim. Yani nefis aslında o işte. O nefsim devreye girmişken hemen akabinde de ama şu bilgi aktı içime Emel'cim ve sonra çok etkilendim. Mısır'ın sadece özelliği işte buradaki yapıların ya da buradaki yapıları kim yaptı sorusu değil. Mısır'ın en temelde zaten size vermek istediği şey, burada varlık da var, yokluk da var, cennet de var, cehennem de var. En tepede olmak da var, o Mısır'ın en şaşalı dönemi mesela, ama oradan en tepeye, en dibe inebilmek de var. Bunları, yani hangisinde olacağınız ya da hangisinden diğerine geçiş yapacağınızı tamamen sizin eylemleriniz, seçimleriniz, hareketleriniz belirliyor. İkisini görün ki ona göre yaşamınızı yönlendirebilirsiniz diye bir iç mesaj diyorum ben artık aktı ve tamam dedim. Gerçekten de bütün gittiğimiz yerler böyleydi. Mısır aslında herkesin de ziyaret etmesini istemiyor. O enerjiyi de fark ettim. Yani böyle bir popüler bir yer halinde olmak istemiyor. Yani sanki oraya gelenlerin o bütün bu işte evet yeri geldi, biz de bazen hijyenik olmayan koşullar arasında kalabildik ama bunu göze alabilecek, oraya oranın enerjisi için, oradaki yapıları gerçekten görüp onun alt yapısındaki enerjiyi hissedebilmek için, yani aslında biraz
farkındalık kazanmak için gidenlere açık oranın kapısı. Onu anladım ben bir de orada. Mısır'la ilgili araştırmacısının, komplo teorisyeninin efsaneleri bitmiyor. Tabii. Herkesin anlatacağı bir şey var. Fakat senin anlatacakların bugüne kadar Anıl Şehirlioğlu olarak hem eğitimlerini verdiğin hem bizimle yayınlarda yaptığın konuşmalarla eşleşiyor olması. Evet. Sanıyorum seni asıl heyecanlandıran o. Evet. İlk duvara çarptığın, ben böyle soracağım, aman Allah'ım deyip senin eğitimini verdiğin, anlattığın, içselleştirdiğin konuyla duvarda gördüğün örnek ne oldu? İlk karşılaştığım ve beni etkileyen, hatta çabuk gelin bunu çekmemiz lazım ki hani enerjiye inanmayanlara göstermemiz lazım dediğim iki önemli, işte o dönemde rahip deniyor, yüksek rahip. İki önemli rahibin aslında oradaki işte firavunu ya da lider kişi kimse onu aralarına alıp karşılıklı ellerini açarak, yani çünkü sadece eller var ve ellerden hiçbir şey aslında bir hani somut bir nesne verilmiyor da. Aynen bizim çalışmalarımızda yaptığımız gibi ben toplu grup çalışmasında da hep böyle görürler Instagram'da falan. Ellerimi açar enerji veririm. Ama bunun ben bir sebebini bilmiyordum. Yani iç sesim enerji verirken böyle yaptığım işte. Bu şekilde, aynı şekilde ve hani böyle ve şöyle koyarak biz bunu hep çalışmalarımızda yaparız. Mesela enerjiye girerken dramalarda bilinçaltına böyle gireriz. Bunun resmi var orada. Bunun resmi var orada. Bunların resmi var. Biz hayretler içinde kaldık orada. Yani dedik ki biz bunu enerji altında yaptığımızı zannediyoruz ama bizden binlerce yıl önce ve teknolojik olarak bize göre, şu ana göre çok daha geri olduğunu düşündüğümüz bir yerde enerji çoktan keşfedilmiş ve bir kişi halkın arasına karışmadan mutlaka bir enerji inisiyasyonundan geçiriliyor. Ve hani biz şimdi diyoruz ya mesela enerji alanınızı temiz tutmalısınız, negatif enerjiler oluyor, korumalısınız, korumak için şunları şunları yapın. Enerji alanı için mesela kullandıkları bir sembol var ve bir çizim var mesela yine ortada. Böyle üzerine bir silindir gibi aslında enerjinin resmini çizmişler. Ankh sembolleri var. Sonra işte hemen sorduk ne demek bu? Aslında Ankh sembolü zaten çok da kullanıyorlar. Hem yaşam demek hem de yaşamı o negatif enerjilere karşı koruyan bir sembol. Yani o enerji alanının korunması için mutlaka bir koruma yapıp öyle mesela halkın arasına karışıyorlar. Biz hep diyoruz ya her gün mutlaka enerji alanınızı koruyun. İşte bazı yöntemler öneriyoruz. Bunlar binlerce yıl önce zaten orada söylenmiş ve hani biz böyle ay enerji mi falan diyenlere kendimizi bazen ispat etmek zorunda gibi hissediyoruz. Hiç değiliz yani, bunu görünce çok daha iyi anladım. O kadar net, biraz şöyle kadim tarihi araştırsalar o kadar net karşılarına çıkacak ki zaten evrensel gerçekler. Bizim anlattığımız bile belki çok yetersiz orada yaşanan olanların yanında. Bu hareketlerin anlamını soracağım sana. Evet. Dramada uyguladığınız, evet, ama öncesinde az sonra öyle bir görsel paylaşacağız ki, evet, mutlaka itiraz edenler olacaktır. Ama ben yayın öncesi böyle büyüterek incelemeye çalıştım. Ben anlam veremedim. Siz de lütfen bakın, ekranı büyütün, yorumlarınızı yazın. Orpları paylaşacağız biraz sonra. Şu hareketi kuantum dramada kullanıyoruz dedim. Evet. Anneannem hep derdi ki kolunu bağlama, enerjini bağlarsın. Hmm. Böyle yaparak siz neyi hedefliyorsunuz? Bir, aynı zamanda bu size neyi hatırlattı? Şimdi izleyenler mutlaka hatırlayacaklardır. Sema gösterilerinde ilk nasıl başlarlar? Evet, Mevleviler, evet, doğru. Böyle ve buradan döne döne en sonunda böyle açılırlar. Evet, doğru. Evet, aslında ayakta olur bu zaten. Ve oradaki çizimde de ayaktaydı. Çizimde de ayakta duruyorlardı. Biz de dramalarda, eğitimlerimizde de, çalışmalarımızda da kişinin bilinçaltı alanına, aslında enerji alanına giriyorsun zaten. Enerji alanına girmek için ayağa kalkarız, ellerimizi böyle yaparız, gözlerimizi kapatırız ve enerjiye bağlanırız. Aslında bu enerjiye bağlanmanın en doğru hareketi diyeyim ben sana. Biz bunu tam olarak neden yaptığımızı bile açıklayamazken aslında ve biliyoruz, evet, böyle yapıp bağlandığımda mesela Emel'in enerjisine, şifacım tabii ki, bağlandığımda tık 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 bütün bilgiler akmaya başlıyor ve ben bunu söze dökebiliyorum. İşte bunların aynısını onlar da yapmışlar ve bunu çizerek göstermişler. Sen böyle yaparak Emel'in enerjisine bağlanıp negatif bir şey yapabilir misin? Negatif bir şey şöyle, tabii ki her zaman aslında her enerji yöntemini negatife de pozitife de kullananlar var Emel'ciğim. Ama şunu gördüm, yapmaya çalışanın ya da kendince yapanın ya da işte büyü dediğimiz diğer enerjileri yapanların çok çok, hatta şu dönemde hızlı bir şekilde dönecek büyük karmaları oluyor. Yani sen o kişiyi orada herhangi bir negatif bir şey yapmak istiyorsan ya da kendince pozitif ama aslında o kişinin özgür iradesine ters
Ne demek mesela? Gireyim de beni çok sevsin. Mesela pozitif, işte o da beni sevsin, ben de onu seveyim. Ama sen onun özgürlüğüne müdahale ediyorsun. O seni sevmek zorunda değil. Bunu yapan kişinin ne yazık ki kendi, şunu fark ettim, kendi öz varlığıyla, yani yaradan aslında ondaki veçhesi olan o ilahi tarafıyla bir ve bütün olması mümkün değil. Çünkü hala nefiste zaten. Nefiste kalarak hani bir başkasını etkilemeye, bir başkasına kötülük yapmaya çalıştığın için aslında kendi varlığına yapıp o kötülüğü bir türlü aradığın, çünkü hepimizin arada aslında özümüzdeki yaradanla buluşmak, aradığın o gerçek enerjiden, gerçek özden mahrum bırakıyorsun kendini. Ama sadece bu da değil, mutlaka o kişilerin hayatına bir sıkıntı, bir yaptırım ve hiç beklemediği yerlerden çok hızlıca geri dönüyor. Alanına gireceğin kişinin mutlaka bundan tabii haberinin olması ve onay vermesi kesinlikle lazım. Öğrencilerime ilk gün, ben drama ilk eğitimin ilk günde şunu mutlaka, hatta yemin ettiririm. Burada öğrendiğiniz bilgileri bilinçaltına girmeyi ya da dönüştürmeyi sadece ve sadece kişi özgür iradesiyle size gelip ve kendisi için, kendi dönüşümü için isterse yapabilirsiniz. Yoksa gireyim falancı kişinin işte enerjisine bakayım, bilinçaltına bakayım, onu kendi istediğim şekle çevirmek için bir çalışma yapayım. Bu tamamen yasaktır. Yaptırımı çok ağırdır. Ben size söylüyorum, gerisi sizin vicdanınızın borcudur diye çok net bir konuşma yaparım. Çünkü evet, aslında istediğim herkesin bilinçaltı alanına girebilirim hemen. Ama işte bu aslında hırsızlık yapmak gibi bir şey. Çünkü, ve iflah olmaz. Evet, kesinlikle iflah olmazsın. O anda sana kendi çıkarın için falan iyi gelebilir, sevimli de gözükebilir. Ama mutlaka senin yaptığın bu hırsızlık diyeyim ben buna, hırsızlık karşılığında sana da hırsızlık yapılır. Orplara gelelim mi? Ay evet, çok güzel. Şimdi ben görüntüsünü arkadaşlarım paylaşıyorlar. Sahiden de ben dedim ki toz olabilir mi? Kadir Bey'e de, eşine de söyledik. Bunlar uçuşan toz parçaları olabilir mi? Ama eğer onlar toz olsa birilerinin şu hareketi yapması lazım. Tabii tabii. O kadar çok uçuyorlar ki şimdi görüyoruz izleyicilerimizde. Farkındaysan hiçbirimiz aslında orada. Hani şöyle falan yapman lazım onlar uçuşurken. Rahat edememiz lazım. Ama kimse farkında değil. Çünkü çok sayıdalar. Hani şey gibi düşün, etrafta bir böcek uçuşuyor. Ama o kadar yoğunlukta ki ne yaparız ister istemez. Gayri ihtiyarı yaparsın. Suratıma konmasın deriz yani. Evet. Ama biz orada 30 kişi çalışıyoruz ve hiçbirimiz hiçbir rahatsızlık hissetmiyoruz. Hiç farkında da değiliz zaten. Bunlar kere kameraya mı yansıdı? Evet. Yani normalde çıplak gözle göremediniz Yok, mi? Yok, göremedik. Kameraya yansıdı ve orkların öyle bir özelliği var zaten. Kirliyan fotoğrafçılığında da bu varlıklar oraya yansıyan görüntüleriyle ispatlandılar. Şöyle bir zaten aslında yine denk diyelim, ya tesadüf aslında tevafuk olan bir durum var. Şimdi o görüntülerin olduğu yer, izleyicilerimizin biraz sonra bakacakları yer zaten piramidin kalbi dediğimiz kraliçe odası. Ve Emel'cim, kraliçe odasına giriş normal şartlarda yasak. Neden yasak? Zamanında orada aslında çok önemli inisiyasyonlar yapıldığını bildikleri için yetkililer ve bu güçlü enerjiyi de herkesin kaldıramayacağını düşündükleri için zaten girişi yasaklamışlar. İnisiyasyon nedir? İnisiyasyon aslında senin ruhunun daha yüksek bir frekansa, daha yüksek bir bilince, bilincinin de uyumlanması demektir. Ve hani orada mutlaka zaten baş şahitler bunu yapıyorlar Mısır'da. Ve şöyle de bir özelliği var Emel. Şimdi sana kraliçe odasına çıkmak için sadece hani yasaklı olması da değil engelin. Çok dar, çok dik, karanlık ve havasız bir yolu yürümek zorundasın. Ve böyle normal boyunla yürümüyorsun. İki büklüm, bir dağa tırmanır gibi tırmanıyorsun. Yokuş orası. Yokuş ve öyle bir rampa ki sadece tek kişi çıkabilir. Yani zaten atıyorum benden önce orada biri olsa ve iniyor olsa geçemeyiz. Ne ben giderim ne o gelebilir, kalırız. Bunalmadın mı o yolda? Tabii bunaldım. Yarısında ben devam edemeyeceğim dedim. Ama şöyle bir durum var. O bir kere rampadan çıkarken çok ince bir korkuluk gibi, demir gibi bir şey koymuşlar. Burası boşluk. Ve sen piramidin yukarısındasın ya. Yani kaysan ve düşsen çok ciddi bir sıkıntı. Bir kere böyle bir durum var, işte onun için de izin vermiyorlar. Çıkıyorsun ve sonra düz bir yola geliyorsun. Mesela ben çıktım, tamam, kantar içinde bunaldım. Sonra kraliçe odasının işte kapısı kilitliydi. Görevli geldi, bize kilidi açtı. Fakat oda falan görmedik ilk etapta. Yine küçücük böyle daracık bir alan ve ucu bucağı yok. Kadir dedi ki eşim, önce ben dedim ki ben daha fazla giremeyeceğim. Orası daha da dar çünkü ve hava da yok, havalandırma da yok dolayısıyla. Ben dedim giremeyeceğim kraliçe odasına, burada kaldım dedim. Ancak bu kadar çıkabildim yukarı, burada yapayım çalışmayı falan oldu. Sonra Kadir dedi ki ben bir gideyim, sen belki beni görünce rahatlarsın. Kadir elinde telefon ışığıyla gitti. Karanlık bir de. Kadir yok oldu, karanlık.
Kadir yok oldu. Yani ucunu yine göremiyorum. Hani desem ki Kadir orada şu kısa bir mesafe hadi gideyim. O kadar uzun bir dar bir alan, karanlık ve sen ancak iki büklüm böyle sırt çantanı da eline alıp, çünkü sırt çantan bile tavana çarpıyor. O kadar eğilmek zorundasın. Neredeyse emekliyor gibi. O ucunu görmediğin yolda yürümek zorundasın. Ben yapamayacağım falan diye derken yüce yaradan o gücü verdi diyelim. Ben artık tamam dedim. Giriyorum. Neredeyse emekliye en sonunda o dar alandan şöyle tabii ki normal boyumuzun edeceği işte o görüntüdeki alana çıkıyorsun. Orası da zaten küçük bir alan aslında. Daha mesela 100 kişiyle giremezsin oraya, mümkün değil. Biz çok ideal bir sayıdaydık. İşte gelenler de tesadüf değil. Ve o alanda aslında özel bir taş yapı var ama onun dışında sadece ortada tek bir kişinin böyle içine girebileceği çok belli yani. Tamamen bir inisiyasyon alanında o kişinin ortaya geçeceği bir duvarda bir yapı var. Yani duvarın bir biçimlendirilmiş hali var. Şimdi biz oraya... Bir kişi girip içine evet, sığıyor. Evet, böyle bir kişi sığıyor tam olarak. Tabut gibi mi? Değil, önü açık ama böyle hani tam kafanı sokuyorsun. Şey gibi düşün, solaryum makineleri vardır ya tamam. Gibi. Onu biraz daha şekillendirilmiş hali, kapağı da yok gibi düşün. Orayı biz, orasının içine bir şeyler koymuşlardı ama zaten bütün oda aynı enerjiden. Biz şimdi odanın içerisinde gözlerimizi kapattık, çalışma yapmaya başladık. Biz onların farkında değiliz, eşim çekiyor. O kadar muazzam bir şifa enerjisi vardı ki, o kadar güçlü bir enerji vardı ki zaten hepimiz kendimizden geçtik görecekleri gibi. İşte orada ben zaten demişim çalışma yaparken bir yerde, burada şu anda bize şifacı varlıklar destek oluyor, yardımcı oluyor, yalnız değiliz diye. Ama bunu bilerek söylemedim. Sonra işte eşim de, yani hissederek söyledim. Eşimin gösterdiği ise orklar dediği varlıklar ve bir sürü, o odanın içinde bir sürü beşinci boyut varlıkları, tamamen sevgi ve şifa varlıkları. Yani hiçbir negatif duygunun olmadığı ve sevgi ve şifa için çalışan ve sadece bu bilinçteki kişilere kendilerini gösteren. Yani o da şöyle, yine gözle göremiyorsun onları kendi frekanslarından ötürü ama böyle fotoğraf ya da videolarda bile sadece yine sevgi ve ışıkta olanlara mesela aynı yerde, çünkü ne yaptık biliyor musun? Denedik, başka birinin kamerasından çektiğimizde gözükmüyor. Aynı yerdesin, aynı ışık mesela, aynı telefon bizdekinde gözüküyor. Kendilerini öyle gösteriyorlar. Çok kıymetli varlıklar. Orkları nasıl anlayalım? İslami terminolojide bir karşılığı var mıdır? Nasıl yaratım formları orklar? Aslında ben bunun detaylarını bilmiyorum gerçekten ama şunu biliyorum. Ben zaten İslami tüm kaynaklarda her zaman bize yardımcılar gönderildiğini, her zaman aslında görünmeyen birçok varlık diyeceğim, varlıklarla, tabii ki negatifi de var ama pozitifi de çok güçlü olarak var. Sürekli yolumuza onların yoldaşlık ettiklerini zaten birçok yerde yazıyor ama hani ork diye bir tabii ki kelime henüz ben karşılaşmadım. Ama zaten Kur'an'da bazı yerler biliyorsun genel olarak verilmiştir. Mesela der ki hani farklı boyutlar ve gaybı ben bilirim der mesela yerden. Yani bilmediğiniz, görmediğinizi ben bilirim. Yani demek ki bilmediğimiz çok fazla şey var aslında, olabilecek. Ve yedi boyuttan, yedi alemden her zaman bahsedilir. Farklı varlık gruplarının olduğu çok net bazı ayetlerde zaten yazılıdır. Yani burada bizim bildiğimiz birkaç çeşit varlıkla sınırlı olmadığımızı zaten bence insanoğlu şöyle de idrak edebilir. Bu kadar her şeyi sonsuz ve sınırsız bir kuvvetle yaradan, yüce yaradan kim bilir daha neleri yarattı. Çünkü her şeye muktedir. Niye yaratmasın ki? Orklar o özel piramidin kalbi denen yerde mi yoğunlaşmış duruyorlardı, yoksa sizinle mi geldiler? Yok yok, çok onlar yoğunlaşmışlardı. Evet, orada çok yoğunlaşmışlardı. Bir iki yerde daha görüntülerde gördük ama orada inanılmaz yoğunlardı. Ve biz gezimizin ilk günü orada bir çalışma yaparak zaten başladık. Yani o da tesadüf değil demek. Bütün alanın şifası için destek oldular gerçekten ve... sonrasında ama ben oraya gerçekten bir sebeple geldiğimizi çok iyi biliyorum. Onların da ya da diğer ilahi varlıkların da desteğiyle, Allah'ın izni ve nasibiyle. İnan ki Emel, Mısır'da dil çalışma yapmak, fotoğraf çekmenin yasak olduğu alanlarda biz grup olarak çalışmalar yapabildik. Ve hani Göktürk Hoca dahil, rehberlerimiz dahil hayretler içinde kaldılar. Çünkü hemen yani sen diyelim ki bir yerde ya açık alandasın. Bir tapınak alanındasın, orada bir yapı var. Önünde böyle tek başına duruyorsun, gözünü kapattın. Hemen gelip yakana yapışıyorlar, gözünü aç. Gözlük takıp kapatmak da yok. Yani yanından bakıyorlar, gözün kapalıysa yine gözünü aç. Hani hadi dokunmayı anlıyorsun, tarihi yapı dokunmayacağım, okey. Toplu olarak da çalışma yapmayacağım, tamam. Ama niye tek başına gözünü kapatamıyorum?
Onlar çok iyi biliyorlar orada çok önemli enerjilerin olduğunu ve gerçekten de gelenlerin hissetmesini istemiyorlar. Yani ben artık hatta şöyle isyan ettim. Ya siz kimse dönüşsün istemiyor musunuz dedim hani görevlere falan. Gözünü kapamakta ne olabilir? Çünkü gözün kapadığında enerji çok iyi hissediyorsun. Ben bütün enerji çalışmalarımı daima göz kapattırarak yaptırırım. Yani hep öyleydi. Orada da öyle yaptık. Ama biz yapabildik mesela. Ve o hani uyaranlar ya da polisler geliyor direkt hatta. Hep biz bitirdikten sonraya denk geldiler. Ya da hatta bazılarını hiç biz yani direkt böyle mesela daha önce 4-5 kez gitmiş Göktürk Hoca Abidos Tapınağı diye bir yer var. Çok kıymetli bir alan. Orada da bir çalışma yapmak istedim. Ben hemen içimden geldi. Ve söylediğimizde yok dedi önce Göktürk Hoca yapamayız. Hani daha önce biz denedik. Hiç denemeyelim bile sonra çatışma oluyor gibisinden. Fakat ben yine de ısrarcı olunca dayanamadılar. Bu sefer sordular. Bize özel olarak odayı verdiler. Ve yani çok şaşırdı Göktürk Hoca da. Biz geçtik içine odanın 30 kişiydik hem de az da değiliz yani. 30 kişi çalışma yaptık. Ben oradaki tüm orplar dahil tabii ki daha da farklı ilahi varlıkların da bize yardımcı olduğunu farkındaydım işte hep. Ve şu bilinçteydim ama Emel. Gittiğim her alanda hep şuna niyet ettim. Bu alana dedim yani girdiğim bu oda olur. Neyse piramit olur, kraliçe odası olur. Ben nasıl katkı olabilirim en iyi? Ne yapabilirim? Ve nasıl en iyi katkı alabilirim? Ne demek istiyorum? O alanlarda aslında pozitif varlıklar olduğu kadar arada kalmış, arafta kalmış, başka varlıklar da vardı. Sıkışmış, enerji boyutunda kalmış. Araf hali vardır ya. İşte bir taraftan sanırım biz onların da geçiş yapabilmeleri için orada bir nacizane bir katkı olurken bir taraftan da oradaki pozitif enerjiyle beslenebildik. İşte bu alma verme dengesi aslında ve bütün katılımcılara da dedim ki lütfen sizlerden de ricam sadece bu alanlardan kendiniz için enerji almaya niyetlenmeyin. Siz de enerjinizle ve varlığınızla buranın enerjisine nasıl katkı olurum sorusunu sorun. Hem almaya hem vermeye geldim deyin dedim. Ve bunun da bence etkisiyle gerçekten o kapılar bir bir açıldı önümüze. Mısır ve Göbekli Tepe'den sonra insanlık en çok şu soruyu sordu. Acaba gelişim, medeniyet dediğimiz şey tersine mi oldu? Yani biz sanıyoruz ki işte telefonu icat ettik, sanıyoruz ki tekerleği icat ettik, sanıyoruz ki uçağı icat ettik. Acaba bu gerçekten böyle mi? Zira piramit üzerine yapılan efsanelerde şu anda bugünün matematiği ve fiziği açıkladığını iddia etse de çok akla yatmıyor. Nasıl yapıldı o? Sen de bu soruyu sormuşsundur o gittiğin tabii, yerlerde. Kesinlikle. Karşılaştığın örnekler var mı? Çok inanılmazdı. İşte duvara tosladıklarımdan birkaçı da bu. Hadi enerji kısmında kendi yaptığım işi gördüğüm için tabii çok etkilendim. Ama bunun dışında ki hani ben de izleyenlerin çoğu gibi herhangi bir bulguyu eğer bir altyapısı yoksa kabul edebilenlerden biri değilim. Yani ya bilimsel işte karşılığında bir ya da Kur'an'daki ayeti hep böyle bilim ve ilmi birleştiren bir yapıdayım. Ve zihnim çok sorgular. Ama öyle enteresan durumlarla karşılaştık ki bir kere evet Mısır'da insan yapımı piramitler de var zaten Göktürk Hoca da anlattı. Birçoğu da yıkılmış zaten ve çok küçükler. Yani onları yapmak çok zor bir şey değil. O işte bir takım teknolojik o zamanki işte çekmelerle yerleştirmelerle yapılabilecek piramitler var kabul. Ama sırf granitten yapılmış işte o üçlü piramit dediğimiz o Giza'daki piramitler zaten Mısır'ın kalbi. O kadar devasa büyüklükte ki Emel ve o kadar simetrik ki yani sıfır hata baktığında hani hepsi lazerle ve bir de o piramitlerin içinde düşün böyle odalar yapılmış. Yani odalar o kadar yüksek yerlere yapılmış onun üstünde kral odası var mesela ve hep granit ve granit dediğimiz şey de çok ağır bir taş. Mısır'da çok fazla var. Bunun bu şekilde şekillendirilmesi o büyüklüğe getirilmesi gerçekten bizim sandığımız ana akım hani tarihe göre o zamanki teknolojiyle gerçekten imkansız. Daha da o zaman enterasını söyleyelim ve gösterelim. Çünkü bizim de ağzımız açık kaldı. O Abidos Tapınağı dediğimiz tapınakta daha dışında zaten böyle renkli çok güzel her şey çok ortada. Hiyeroglifler yapılmış şekiller. Kafamızı kaldırdığımızda ya binlerce yıl öncesinden bahsediyorum. Çok net detayına kadar çizilmiş helikopter, denizaltı, uçak. Binlerce yıl önce bu araçların daha tekerleği yok o dönemde. Kapısı yok yani. Ama bunlar resmedilmiş ve sen böyle ağzın açık kalıyorsun. Bunları kim çizdi diyorsun. Hani sonradan ilave olamaz değil mi? Tabii onların hep bakılmış. Zaten yaşları tespit edilmiş. Binlerce yıl öncesinin hiçbir bozukluk ya da hiçbir eklenme yok.
O kadar muazzam diğerleriyle zaten bir uyum halinde ki o belki de bizim gözümüze çarpan ilk. Bence orada başka şeyler de var. Belki hatta ilerleyen dönemlerde keşfedeceğimiz, belki orada bir zaman makinesi de var mesela çizimlerde de şu an anlamıyoruz bilimi tanımadığımız için. Ama tanıdıklarımız çok netti. Mesela bir uçak motoruna benzeyen. Ha, şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi onu paylaşalım. Evet. O nedir? O şimdi dönemde onu, tekerlek icat edilmiş mi ki böyle bir şey var? Tahtadan olması lazım. Taştan olması lazım. Çünkü evet. Başka bir malzemeleri yok. Her şey işte kapkaçaklar sonuçta. Hani kilden, çamurdan, topraktan ya da işte granitten şeyler yapılmış. Şimdi onu son gün müzede gördük. Zaten müzenin ortasına konmuş, yerleştirilmiş. Hepimiz başına toplandık. Böyle kaldık, dedik ki acaba hani bu sanki şey gibi, hani bu dönemlerden kalma bir makinenin bir parçası gibi. Dikkatle dinledik çünkü önce bizim iki yerel rehberimiz var, onlar bize İngilizce anlatıyor, sonra da Türkçe'ye çeviren rehberimiz, sonra da Göktürk Hoca bir de kendisi anlattı. Diyorlar ki bu da binlerce yıl öncesinin yine kazılarından çıkarılan bir parça. Aynı maddeden, yani aynı bu yapıdan başka hiçbir şeye rastlamadık ve bu diğer hiçbir çanağa, çömleğe, hani bulunan şeylere benzemiyor. Devamlı olan bir materyal değil. Ne öncesi var, ne sonrası var, ne bir benzeri var. Hani bunu aslında hani Mısır tarihçileri aslında tam olarak konumlandıramıyorlar. Hatta rehber de ilk defa orada, o da kendi fikrini söyledi. Dedi ki bu yani kesinlikle bence de bir teknolojik aletin bir parçası. Ama tabii ki biz ne yaptık, bunu hemen incelesinler diye ekibimizde katılımcılarımızda mühendislerimiz vardı. Makine mühendisi, endüstri mühendisi, üç bayan arkadaşımız geçtiler, incelediler ve üçü de aynı şeyi söylediler. Bu kesinlikle teknolojik olarak ileri bir makinenin bir parçası. Kapağı olabilir. Hatta aralarındaki o yerlerden bir sıvının, hani su, biz su dedik ama hani o dönemde nasıl bir sıvı varsa işte belki bir şeylerin yapımında onlar kullanılıyor. Bir sıvının geçtiğini ve oradan başka bir yere hani nakledildiğini ama altında da mutlaka bunu tamamlayan bir parça olduğunu, bunun çok net olduğunu demir miydi? Söylediler. Tam tunç olarak, muydu? Neydi? Tabii elleyemedik çünkü üstü camla kapalı ama tam olarak maddesi bize anlatılmadı. Yani neyden yapılmış olduğu bilinmiyor. İşte o da yok yani, o da çok enteresan. Ve ben şöyle dedim, çok güldüler Göktürk Hoca'ya dönüp. Ya hocam dedim, hani bunlara bakıp da dedim dünya dışı işte teknoloji olarak ileri olan bir medeniyetin ya da hani burada yaşamadığını ya da buraya gelip insanlara aslında hayatı öğretmediklerini düşünenlere kapak olacak nitelikte bir kapak hocam bu dedim. Bir güldük üzerine. Çünkü gerçekten hemen onları görünce diyorsun ki yok yok yok. Hani bu o dönemdeki bir zaten insana yapabileceği bir şey değil. Öyle bir madde de yok. Burada kesinlikle bir başka uygarlık bir dönem var olmuş ve sanki işi bitince de her şeyini alıp gitmiş ama bunu mesela, unuttu mu yoksa iz mi bıraktı? Ben unuttuğunu da düşünmüyorum. Evet yani o öyle bir varlık bitti. Kapağı bence unutmazlar çünkü her şeye çok dikkat edilmiş. Bence bu ve belki ilerleyen dönemki kazılarda çıkabilecek birkaç parçayı bize biz zamanın yani uyanış zamanına geçip onları araştırınca kanıt olarak ortaya çıkmak üzere bıraktıklarına inandım. Sorulabilecek soruyu gözeterek şöyle ileteyim. Yılı belli mi? Hani mesela bir yerde Allah muhafaza bir uçak düşmüştür. Düşen uçağın parçası olabilir mi? Ne zamana ait bu demir, tanımlanamayan onu demir? Yazı olarak size tam tarihini söylüyorum şu an kafamda yok ama NÖ mü? Milattan önce mi? O milattan önce dönemden çıkmış olan bir parça. Diğer kazılardaki tüm keşiflerle beraber yani sonradan ortaya çıkan bir parça değil. Zaten şu anda kazı bile yapılmıyor Mısır'da doğru düzgün. Ve şu bilgiyi de verdiler hatta. Aslında dediler tüm bu çıkan her şeye baksanız da Mısır'ın sadece %15'i 20'si kazılmış hemen. Daha %80'i kazılmamış. Bizim Göbekli Tepe gibi. Daha kaç piramit olabilir daha mi diyorsun? Çıkacak? Daha piramitler, tapınaklar, alanlar neler neler çıkacak ortaya kim bilir. Ve bu da oradaki hangi piramitti bilmiyorum tam tarihini veririm. Yani belli bir kazı alanından yine milattan önce dönemden çıkarılan bir parça. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Buraya kadar olan enerji akışını sağlayan sana bu duyguları hissettiren şeyin fitilini ne ateşliyor? Üçgenle ilgili yorum yapan uzmanlar var. Keramet piramitin üçgeninde mi? O piramitlerin yapıldığı zemin etütte mi? Nedir bu hareketliliği sağlayan şey ne? Elektriği veren formül ne orada? Bana göre ve anlatılanlara göre hepsi çok önemli. Yani aslında Mısır'ın oradaki coğrafyanın zaten
enerjisel alanı çok kuvvetli. Yani vortex alanı deriz biz buna, çok kuvvetli. Ve bütün yapılar belli bir açıya göre ve özellikle Sirius yıldızının konumlandırmasına göre, yani astrolojik olarak da takip edilerek belli yerlere, belli büyüklükte, belli malzemelerle, yani mesela granit ve benben taşı diye sadece Mısır'a özel ve o yapılarda kullanılmış, hatta ben almak istedim ama alamadım, çok özel taşlar var. Özellikle benben taşı bunlardan bir tanesi, o oradaki yapılarda kullanılan ve bu taşların aslında manyetik olarak da o enerjiyi diyelim, elektriği diyelim aktarabilme, enerjiyi daha da büyütülme, herkesin anlayabileceği dilde söylemeye çalışıyorum. Enerjiyi daha da büyütüp iletebilme güçleri var mesela. Hani bunları anladık ve özellikle granit bu konuda çok etkili ve biz gittiğimiz yapılarda da mesela granit olanlara ayrıca dikkat ettik o yüzden. Hani granit olan yapılar zaten çok daha az. Mesela nereyi söyleyeyim sana? Biz yine bir alana gittik. Hiçbir turun gitmediği. Bu arada yani diğer turlarda olmayan 3 farklı alana gittik. Bir tanesi yer altında. Tünellerin içinde. Yeraltı tünelinin içinde. Ve içine girince hayretler içinde kalıyorsun hemen. 24 tane odacık var o tünelin içinde. Her bir odacığın içinde yaklaşık 110 tonluk, o mesela piramit şeklinde değil ama T harfi şeklinde düşün. T harfi şeklinde lahitler var ve tamamen granitten. Şimdi granit tabii ki orada tanıyınca artık gördüğümüz her şeyi anlıyoruz, granit mi değil mi? Şimdi bizi mesela o alana soktuklarında ben direkt o lahitin başına gittim, rehber anlatım yapıyor. Benden şöyle bir ses çıktı. Bir dakika, ben bunu rüyamda gördüm dedim. Sonra bir döndüler ne anlatıyorum diye. Aynen şunu anlattım. Bir gün Quantum Drama Level 2 eğitimindeydik. Cumartesi günü eğitim verdim. Akşam neyse yattım uyudum. Sabaha karşı şöyle bir rüyayla uyanmıştım Emel'cim. Ben böyle çok büyük bir şeyin içine giriyorum. Hani o zamanki aklımda tabut gibi düşündüm. Ama gömülmüyorsun. Yani yerin üstündesin. Büyük bir yapının içine giriyorum. Dümdüz yatıyorum. Üzerime bir kapak kapatılıyor. Tamamen karanlıkta kalıyorum. Sonra şöyle derin bir nefes veriyorum rüyamda. Ve verdiğim nefesten sonra da birden bambaşka bir gökyüzü, bambaşka bir boyut, bambaşka bir alana geçiyorum. Ve orada da uyandım. Şimdi orayı görünce de onun çünkü bir kapağı var. Yani lahitin altı var, kapağı var. Ve kapağı kapattığınızda aradan milim sızmıyor. Yani içine girip denemişler zaten. Işık hiçbir şekilde girmiyor. Tam karanlıktasın. Direkt rüyam. Orada canlandı ve öğrenciler, hatta dedim mutlaka vardır o eğitimden öğrencilerim burada. Hemen iki öğrencim dedi ki evet hocam biz hatırlıyoruz. Bunu anlattınız siz dedi. Bu dedim bununla bağlantılı olması gereken bir alandayız. Ve tabii şöyle oldu, hemen zihin diyor ki ama bir dakika lahit diyorlar. O zaman lahit diyorlarsa içinde mumya olması lazım. Normalde lahitlerin içinde mumyalar var, hayvan ya da insan. Ve rehber, yerel rehberi ne bilgi verdi biliyor musun? O lahitler, yani bu alan bulunduğunda onların içi tamamen boşmuş. Benim rüyamda da boştu zaten. Sadece onun içine birisi giriyor ve oradan aslında başka bir boyuta geçiyor. Ama mesela bunun bile ben sonra anlatımlarını araştırdım. Bazı anlatımcılar demişler ki zamanında işte orada boğalar da kutsal hayvanlardı. Boğaların mumyaları bunların içine konuyordu. Ama hayır, kendi yerel rehberleri de ve diğer birçok araştırmacı da kesinlikle bu da bilgiyi aslında ne yazık ki çarpıtıcı bir açıklama. Lahitlerin tamamı boş. Bir kere o 24 lahitin o tünelin içinden aşağıya girip o odacıklara yerleştirilmesi de mümkün değil. Boğanın sığacağı kadar büyük bir lahit miydi? Büyük, bayağı büyük bir lahit. Ve tonlarca ağırlıkta. Ama onu oraya yerleşmesi mümkün değil. Yani şu anki teknolojiyle bile yapamazsın. Nasıl hemen taşıdınız siz oraya? Ve yerin dibine yapıyorsun ve nasıl taşındı asla bilinmiyor. Ve enerjisel olarak okuma yaptığımızda da ve diğer hocalarımız da aynı fikirdeydi. Ben aslında oranın çok önemli bir geçit kapısı özelliğini taşıdığını. Kim kullanıyordu? Firavunlar mı kullanıyordu acaba? Yok, ben şöyle orada şöyle bir bilgi aldım. Firavunlar değil. Bence onların o kadar tam bir özellik ve yetenekleri yoktu. Firavunları da bence fazla abarttık gözümüzde. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Oraya gelip de aslında firavunlara ya da zaten diğer tüm insanlığa birçok bilgiyi veren, yardımcı olan uzaylı atalarımız diyoruz biz onlara. Eyvah. Evet, uzaylı atalarımızın gidip gelirken onları kullandığını düşünüyorum. Hatta sadece farklı boyutlara değil, ben oradan zaman yolculuğu yapılabildiğini de hissettim. Yani ve asla Emel, hani her yerde de dedim ya sana karşı çıkıyorlar gözünü kapatmaya.
orada daha da çok. Adam peşimde gezdi gözümü kapatmayayım diye. Eşimle kavga ettiler. Yani ben enerjiyi alacağım diye hani en azından okuma yapayım, çalışma falan değil. Kesinlikle ya, elimi şöyle yapmamı bile istemiyorlar. Yani el hareketi yapma, göz hareketi yapma. Böyle bakıp bak ve geç, bak ve geç istiyorlar. Neden? Neden bomboş bir lahit için bu kadar çabanız neden yani? O belki uyarıyı yapan neden yaptığını bile bilmiyordur. Bilmiyor. O ona talimat tabii verildiği ki için uyguluyordur. Ama neden değil mi? Ama o talimatı neden verildiğini niye bilen verdiler var. Tamam, dokunma der, haklıdır. Neden bana yani elimi bile böyle yaptırmıyor uzaktan? Gözümü kapattırmıyorsun onların başında. Ama ben yine de kendimce artık gözüm açık, enerjiye konsantre oldum. Şimdi geçmiş ve gelecek zaten anda mevcut, artık bu da ispatlandı ama işte bu bilgilerin bile o dönem var olduğunu ve o boyutlardan o varlıkların oraya gidip geldiklerini düşünüyorum. Şimdi sen uzaylı deyince alta yazılabilecekleri ben düşünüyorum ama geçtiğimiz gün Dinçer Güner, bilirsin, o konuğumdu. 2025 yılını değerlendirirken ne dedi biliyor musun? Ne dedi? 2025 yılında kesinlikle dünya dışı varlıklarla ilgili, uzaylı diyelim biz onlara, resmi açıklama yapılacak evet dedi. Evet, yapılacak. Yayın duruyor. Bakın, yapılacak. Dinçer Güner söyledi. Yapılacak bu. Zaten aslında çok kanıt var. Yani açıklanmıyor bunlar bize. Sonuçta Amerika'nın elinde özellikle neler var o 51. bölgede. Çok fazla kanıt var. Şimdi artık bunları artık saklayamayacakları bir noktadalar. Japonya'da suların altında o bizim gittiğimiz piramitten de büyük, daha da devasa bir piramit keşfedilmiş. Ve yapılan araştırmalara göre piramidin 10 bin yıl öncesine dayandığı en az bulunmuş. Fakat Japon tarihçiler de kendilerince şok olmuşlar. Çünkü Japonların da kendi araştırmalarına göre ilk varoluş 9 bin yıl önce başladığı. Şimdi bu ama 10 bin yıl diyor. 1000 yıl fark var ve hala halk ve diğerlerine resmi bir açıklama yapılmıyor. Piramidin resimleri gösteriliyor. Bakabilirler suların altında. Mesela o piramit oraya nasıl yapıldı? Neredeydi ve ne amaçla yapıldı? Bunun hiçbir cevabı yok. Bu tersine evrim ya da tersine medeniyet daha anlaşılır, daha doğru bir terminoloji olabilir. Şimdi elektriğin bulunduğu zamanlar, ampulün bulunduğu zamanları tarih olarak biliyoruz. Evet. Ama anlamakta zorlandığımız bunun duvarlara resmedilmiş hali ki görsellerini paylaşıyoruz şimdi. Evet, evet. Çok çok etkileyici. Wi-Fi. Ya Wi-Fi o kadar komik ki hatta eşim hemen telefondan da Wi-Fi'yi buldu, yan yana koydu. Orada başka turistler de vardı, hep beraber böyle kaldık. Aynısı ve... Rehber onun ne diye anlatıyor. Ve anlatamıyorlar. Yani şöyle anlatamıyorlar. Hani orada bizim rehberimiz de dedi, bize göre bu dedi, yine dedi farklı bir uygarlığın buraya kazandırdığı işte elektrik, erişim. Artık adına ne derseniz deyin. Çünkü bir açıklamaları yok. Yerel rehberlerde farklı bir uygarlığa dem vuruyorlar mı? Evet. Anlatırken dem vuruyorlar. Vurmak zorundalar çünkü anlatamıyorlar. Çünkü bağlayamıyorsun. Yani bir insan aklı o Wi-Fi ve Wi-Fi işareti aynısı görecekler. Kişinin elinde duruyor ve böyle uzatıyor. Aslında işte hani size bu hediyemiz gibi gerçekten resmedilmiş zaten. Aynı işaret ve onun orada olmasının başka hiçbir açıklaması ya da sebebi de yok yani. Daha önceki yıllarda bir hocamız demişti ki Hazreti Nuh oğluyla cep telefonuna benzer bir şeyle konuşmuş olabilir. Ne kadar linç edilmişti. Ay ben şu anda mesela belki o zaman ben de nereden olabilir o dönem cep telefonu diye düşünebilirim ama şu anda diyorum ki olabilir, mümkün. Mısır'ı gördükten sonra. Çünkü Emel'cim tapınakların birinde hatta ikisinde de evet Tesla elektrikle ilgili çok büyük açılımlar yaptı. Dediğin gibi Edison ampulü buldu ama bunların zaten bilgisi binlerce yıl önce oraya resmedilmiş. Şimdi mesela bununla ilgili de görselleri paylaşabiliriz. Elektriğin nasıl kullanılacağının şekli var. Ve sonrasında ampulün ve ampulün içinden geçen o elektriği aslında yılanla simgelemişler. Ampulün de yine orada ve çok önemli bir alan orası. Bir inisiye alanı, bir tapınağın en altı ve oraya da normalde bu arada giriş yasak. Orada resim çekmek de yasak. Ve daha önce hocalar gittiğinde daha önce Mısır'a orada çekilen resimleri silmelerini istemişler. Oradaki işte bilgiler açığa çıkmasın istiyorlar bence. Ama biz Allah'a çok şükür orada çalışmamızı da yaptık. Resimlerimizi de çektik. Ve çok net bir şekilde ampulle de ilgili bütün bilgiler gösterilmiş. Yani o şemayı çözen bir insan, bir varlık neyse diyeyim artık. Zaten elektriği de ampulü de akabinde çok kolay ortaya çıkartabilir. Ve bunu o dönem nasıl şemalaştırmışlar? İşte hani normal baktığımızda ana akım tarihe göre hiçbir açıklaması yok.
Son yıllarda özellikle tarih yazıcılar değil adeta tarih silicilerin peşine düştük. Evet. Piramitlerle ilgili de Firavun mezarı denir. İlk öğrendiğimiz bilgi budur en temelde. Evet. Sence piramitlerde hissettiğin enerji, aldığın duygu neydi? Neden yaptılar o piramitleri? Yok, hiç zaten bence alakası yok. Hatta şöyle bir değişiklik de olmuş. Belki bu bilgi de çok bilinmiyor olabilir. Evet, Firavunlar önce piramitlere gömülmeye başlanmış ama daha sonrasında krallar varisi ve kraliçeler valisi diye iki ayrı vadiye firavunlar işte bayan ve erkek olarak ayrılarak yer altı odalarına işte eşyalarıyla beraber oradan çıkarıp zaten oralara gömülmeye başlanmışlar. Ve piramitlere o andan itibaren bir daha gömülme olmamış ama onlar aslında piramitin olduğu alanın çok kuvvetli bir enerji içerdiğini bildiği için ve aynı zamanda reenkarnasyonda inanıyorlar ama şöyle bir inançları var. Aynı bedende hani ruhun tekrar aynı bedende geri döneceğine inandıkları için Mısırlılar işte o bedeni kendilerince de en kıymetlileri firavunları tabii ki. O firavunun bedenini enerji olarak en güçlü enerji alanının altına koyuyorlar ki hani bu geri dönüş hemen olsun ve hatta eşyalarını da koyuyorlarmış. Hatta onu da geçtim hemen yiyecek bırakıyorlarmış düşün. Hani o kadar hemen olacaklarına eminler yani. Altınları işte her şeyleri. Çünkü muazzam bir enerji alanı, özellikle o üç büyük piramidin olduğu yer çok kıymetli. Hiçbiri hani bunu da şuraya yapıvereyim ya diye yapılmamış. Senin rüyaların da enteresandır. Bu ortamları, bu enerjileri soluduktan sonra akşam yorgunluktan uyudun kaldın mı yoksa rüya gördün mü? Şöyle oldu Emel. Şimdi gerçekten sabah 4.30-5'lerde kalktık bu arada. Çünkü çok fazla yer gördük ve hepsini de bitirmek istedik 7 gün içerisinde. Gece de 9'da-10'da uyuduğumuzda hakikaten çok yorgunduk. Ama buna rağmen aslında ben birkaç günde uyuyamadım enerjiden. Rüyadan çok ben şunu fark ettim. Ben bir halden çok başka bir hale geçtim. Kim olduğunu anlamak ama gerçekten anlamak ve içselleştirmek gibi ve Yaradan'la tam bir temas halinde olduğumu hissettim mesela. Orada bu arada şu bilgiyi de yıkmak istiyorum çünkü yanlış biliniyor. Anunnaki dediğimiz aslında uzaylı atalarımız dediklerimiz de Yaradan'a bağlılar. Hani aslında onlar tane tanrıça değiller. O dönem onları daha teknolojik oldukları için halk öyle görmüş ve Tanrı ve Tanrıça isimlerini takmışlar. Yani ne demek istiyorum? Ve Mısır'da da Güneş Tanrısı'na tapılınırken aslında tek bir Tanrı'ya tapmak ve evet çok Tanrı dönemlere doğmuş. Ama özde sonuçta tek bir Yaradan'dan geldiğimizi o varlıklar da aktarmaya çalışıyorlar. Ve Mısır'da aslında o çok Tanrılı dinlerin olduğu bir yerde olsam da tam tersi onların Tanrı olmadığını ve gerçek Yaradan'la her birimizin kalpten bağlı olduğunu çok net hissediyorsun Emel'ciğim. Anunnakiler mi yaptı diyorsun piramitleri? Onların verdiği destek ve getirdiği teknolojilerle tabii ki normal halkta çalışmıştır ama evet onların gözetiminde ve onlar da böyle çok büyük devasa varlıklar olarak da biz düşünmüyoruz. Daha bizim gibi bize yakın hatta duygusal olarak da birçok bizim gibi travmaları olan ama bizim zaten genetiğimize de yani DNA'mıza da müdahale edildiği bilimsel olarak aslında o Homo sapiens'ten geçişte ortaya çıkarılmış durumda. Yani biz aslında insanlığa yardım için onların, Anunnakilerin Yaradan tarafından görevlendirilerek tabii başka görevli varlıklar da mutlaka var ama melekler gibi. Ama onların da görevlendirilerek insanlığın daha ileri seviyeye gelebilmesi için hem DNA'mıza evet genetik olarak katkı olduklarını yani aslında genetik olarak onlara bağlıyız atalarımız o yüzden diyoruz. Hem de işte bu yapılarla, enerji alanlarıyla, o insanlığa öğrettikleri bilgilerle mesela bir tapınak alanında Emel'cim bizim şimdi çakra deyince yine çakrası artık dile düştü onlar diyorlar ya burun kıvırıp 7 çakra için ayrı oda yapılmış. 7 çakra için ve eğer bir kişi hastalandıysa o 7 çakra odasına ayrı ayrı girerek orada bazı yine enerji çalışmaları yaparak o 7 çakrasının mutlaka dengelenmesi sağlanırmış. Bütün hastalıklara enerji, çakra dengeleme ve bitki ve yağlarla destek olunmuş. Duvarlarda onu da görüyorsun. Kullanılan işte yağlar, tütsüler ve böyle enerji çalışmaları. O dönemde bunlar varmış yani ve bu düşün ki aslında teknoloji olarak ileri dediğimiz varlıkların da bize öğrettikleri bu. İşte ben bu varlık gruplarının bize bunları öğretmekle görevlendirilerek Yaradan tarafından bizimle birlikte bir süre yaşadıklarını
Sonrasında kendi tabii ki vatanlarına diyelim. Başka bir gezegen mi kendi vatanları? Sirius'un olduğu. Hani Siburi gezegeni zaten deniliyor ama yine de hala ellerinin üzerimizde olduğunu ve aramızdaki tabii ki bazılarımızın da hepimiz belki bazı özelliklerini taşıyoruz ama bazılarımız daha da bağlantılı olarak hani onlardan belki bir insan bedeninde de reenkarni olmuş olabildiklerini düşünüyorum. Hatta inanıyorum. Hatta eminim. Biraz iddialı oldu ama. Yerel rehber yani Mısırlı anlatıcı da Anunnakilerden bahsediyor mu? Bahsetti mi hiç? İsim olarak Anunnaki demiyor. Ama gittiğimiz birçok yerde ben de diyor sizler gibi buraya bir dünya dışı müdahale olduğuna eminim. Bunun başka bir Mısır'ı tarihini ezbere bilen ve Mısır'ın her şeyini ezbere bilen çok da iyi bir rehberimiz vardı. Bilgili, donanımlı biri olarak diyor. Bunun başka bir izahı yok diyor. Peki bazılarımızın daha yakın akraba olabileceğini söyledin Anunnakilerle. Evet. Bunun belirteci kan grubu mu, tipoloji mi, nedir? Emacığım çok güzel bir soru sordun. Bununla ilgili zaten biz Göktürk Hoca'yla bir eğitim açmaya karar verdik Aralık ayında. Çünkü o detayları anlatacak. Ben de çalışmaları yapacağım eğitimde. Evet, kan gruplarıyla da ilgili var. AB negatif yanılmıyorsam. AB aslında tamamen karışım. Yani A grubu ve B grubu iki ayrı klan. AB grubu da iki klanın karışımı olarak geçen gün bir sohbet ettik kendisiyle. Ama bunları bize kendisi bilimsel kanıtlarıyla anlatacak. Ondan dinleyelim öyle bir hoca. Ve ama şu kısmını söyleyebilirim. Oradaki o Anunnaki dediğimiz uzaylı atalarımızın yaşadığı travmalar da bizde genetik olarak mevcut. Şimdi onlar teknolojik olarak ileri seviyede olsalar da tekamül olarak ileri seviyede olduklarını gösteren bir durum değil bu. Tekamül demek de işte duygusal ve ruhsal olarak bir süreçteyiz ya. Dolayısıyla onların da aslında tıpkı bizim gibi yaşadığımız ihtirasları var, hırsları var, kavgaları var, ihanetleri var. Yani işte o yüzden diyorum onlar tanrı ve tanrıça değiller. Sadece farklı bir ırklar ve onların başına gelen mesela İnanda dediğimiz bir Anunnaki var. Çok fazla ne yazık ki ihanete uğramış. Aşkı, ilk aşkı tarafından da biraz arkasından bıçaklanmış. En sevdikleri tarafından da yalnız bırakılmış. Çok acı çekmiş bir dişi birisi. Mesela ona daha bağlı olanlar, onun getirdiği tabii çok daha özelliği var da ben çok kısa bir kısmını söyledim. Ona oradaki travmaları hissedenler ve ona genetik olarak daha yakın olan dişilerimizin hayatlarında erillerle muazzam sorunları var. Erile karşı özellikle hani böyle çok biraz daha feminist hatta bir havaya geçip tamamen mesela karşıt olanlar. Hani ben tamam bende de vardı zaten bir noktaya kadar ama bazıları gerçekten çok hani ben işte bir erkeğe hayat hanımı almayacağım. Böyle kendime yeterim şöyle güçlüyüm. Benim ihtiyacım yok. Deyip ama aslında aynı zamanda aradığı aşkı da arayıp bir türlü ama onu yakalamayan ya da mesela özellikle ilk aşkları tarafından ihanete uğrayan yarı yolda. Hani sadece basit bir ayrılıktan bahsetmiyorum ama yarı yolda bırakılanların çoğu hani bir türlü erille ilişkileri düzelmeyenlerin çoğu inanla dediğimiz Anunnaki ile daha yakın gen etkisine sahip olabiliyorlar. O yüzden biz Aralık'ta Göktürk Hoca ile eğitim açacağız. Hem ben de dedim ya ben bu soy ağacını komple bilmek istiyorum detaylarıyla hocam. Ama bu kadar da derin travmaları da taşıyorsak bunlarla da ilgili çalışma yapmalıyız. Biz orada tabii kendimize çalıştık ama buna herkesin ihtiyacı var. O yüzden o eğitimde bu travmatik genlerimizi de dönüştürüp ama çok da aldığımız pozitif genlerimiz var. Belki şifacı yeteneklerimizin bile bağlı olduğu alanlarımız var. Geleceği okuma gibi, enerji okuma gibi ya da aslında zeka hani teknoloji konularla da ilgili birçok bağlantımız var. Onların da daha kuvvetlenmesi için de bir uygulama yapmaya yani Mısır'dan sonra karar verdim. Yoksa benim için de hep böyle bir sınırda duran bir alandı bu alan. Ama artık şart olduğunu düşünüyorum. Anunnakilerin evi olduğunu düşündüğümüz gezegen, yıldız, Sirius. Yıldız mı gezegen yıldızı, mi? Niburi gezegeni. Biz görüyor muyuz? Burada da nasıl evet, çekebiliyor evet, mu onun fotoğrafını? Biliyorsun Kur'an'da da hani ben sizin de Rabbinizim der. Hani Sirius yıldızının ya da yıldızındakilerin de Rabbiyim der. Oraya zaten bir atıfta. Şira eğer yanılmıyorsam. Şira diye geçiyor. Evet evet. Evet. Ama işte orada Sirius'un zorluğu. Yemin eder. Tabii de and olsun der yani. And olsun. Evet. O mudur çekiyor. Sirius? Tabii orası. NASA çekebiliyor mu onun evet, fotoğrafını? Evet çekebiliyor. Bunların hepsi belge. Sadece Niburi gezegenini henüz gösteremiyorlar. Ama bence onun da çok yakında şeyi sağlanacak. Gerçek bilgisi ortaya çıkışı sağlanacak. Tabii ki yani
belki kaç milyon ışık yılı uzakta, henüz bizim daha biz kuantum dolanıklığı bile yeni keşfettik biliyorsun. Ama şu an çok hızlandı keşifler. O yüzden ben hatta şu anda bile bizim bilmediğimiz birçok keşiflerin yapıldığına inanıyorum. Ve paylaşılmadığına, paylaşıldıkça da çok şaşkınlık içerisinde kalacağımıza da eminim yani. Hep mesajlar gelmiş. Allah bir şekilde hep kuralları iletmiş. Evet. İşte bunun sonuncusunun Kur'an-ı Kerim'le, Hazreti Peygamber'le geldiğine inanıyoruz Müslümanlar tabii. olarak. Tabii. 10 emir Hazreti Musa tabii. aracılığıyla gönderilmiş yani. Formüller ve uyulması gereken kurallar. Tabii. Keza öncesine gittiğimizde 9 kehanet, evet. zümrüt tabletlerde evet. yazan. Bunların hepsi böyle aklı selim baktığında birbirine yakın şeyler söylüyor. Tabii tabii. 9 kehaneti de sana sormak isterim. Dediğin çok doğru. Mısır ve tüm kadim uygarlıklarda ve tüm semavi dinlerin özündeki aslında Yaradan'ın bize iletmek istediği şeyler de çok net aynı. Yani sadece ona kulluk etmemiz, sevgide olmamız, iyilikte olmamız tabii detayları var. 9 kehanet ise milattan önce, o da eski yani 500'lü yıllarda bu tabletler oluşturulmuş. Artık o dönemde Güney Amerika'da Peru yağmur ormanlarında bulunuyor bu tabletler ama 1500'lü yıllarda yani milattan sonra 1500'lü yıllarda bulunuyor tabletler. Tabletlerin üzerindeki yazılar işte tercüme ediliyor, çevriliyor, belli açıklamalar yapılıyor. Hatta Cizrit rahipleri buluyor ve bunların halka sunulmasına engel olmak için de birçok aslında komplolar düzenleniyor. Çünkü bunlar özgürleştirici bilgiler, bunlar birleştirici bilgiler. Bunlar sadece Yaradan'la bağlantıda kalın denilen bir şekilde bilgiler. Ama burada hani hızlı hızlı özetlersem şunu vermiş. Bakın milattan önce 500'lü yıllardaki tabletler özetle şunu demiş. Evrende tesadüf diye bir şey yok. Yaşadığın her olay, karşılaştığın her insan senin kadersel planın dahilinde karşına çıkıp gelişimine hizmet eden ve belli bir ilahi plana, Yaradan'ın ilahi planına hizmet eden varlıklar. Ve en önemlisi benim için tabii ki en önemlilerinden biri, üçüncü özellikle kehanette her şey yani tüm evren tamamen saf ilahi enerjiden oluşmuştur. Her şey bir enerjidir ve diyor ki birbirinize işte kullandığınız eşyalara enerji olarak bakın ve baktığınızda diyor şöyle çalışmalar yaptığınızda şu bardağa mesela bakıp enerjisini görmeye niyetlendiğinizde mutlaka bunun enerjisini görmeye başlayacaksınız. Ve zaten diyor insanlık daha sonraki dönemlerde enerjiyi tamamen kabullenmek zorunda kalacak ki kuantum fiziğinde artık biliyorsun resmi olarak ortaya çıktı hepimizin enerjiden oluştuğu. Yani o dönemdeki tabletler geleceğe yönelik de olmuş. Kabullenmek zorunda kalacaklar derken enerji olup gözle göremediğimiz görünür mü olacak? Enerji olup gözle göremediğimiz görünür de olacak orplar gibi aslında ama bilimsel olarak ben işte formülüze edilebilecek. Evet, formülüze edilebilecek. İnkar edilemez hani hale dedik gelecek. Çünkü ben buradaysam fizik bedendeyim ama beni bilim adamları incelediğinde bedenimi diyorlar ki sen atomlardan oluşuyorsun. Atomun içi de enerji. Yani her bir katı maddenin şu anda şu ispatlandı. Her bir katı maddenin belirli sayıdaki atomun yani belirli sayıdaki enerjinin belli bir formda bir araya gelmesiyle işte o katı madde oluşuyor. Ona dönüşüyoruz yani. Yani aslında biz katı değiliz. Biz bir enerjiyiz. Tabii ki bu konuda başka bilgiler de bence ortaya çıkacak. Ve yine tabletlerde diyor ki sadece enerjiden de bahsetmiyor. Ve diyor insanoğlu bir gün düşünceleriyle, düşüncelerinin yaydığı enerjiyle hayatlarını nasıl etkilediklerini ve onunla beraber düşünce gücüyle hayatlarını nasıl şekillendirebileceklerini de kabul edip hani bu artık netleşecek diyor tabletlerde. Ama diyor bize verdiği uyarılardan biri şu. Herkes diyor kendiyle tanışmak, kendi özündeki potansiyeli açığa çıkarmak, kendi olmak zorunda diyor. Bunu yapmasının yolu da diyor, burada da bana göre çok önemli bir yer var. Biz işte ilişki karması dediğimiz mesela çalışmaları çok yaparız bireysel danışmanlıkta da eğitimlerde de. Tablette de diyor ki bunu yapabilmenin yolu diyor, önce diyor sizin diyor o enerjinize etkileyen yani ilahi kaynakla birleşmenize engel olan ilişkilerinizdeki o çarpık enerjileri
temizlemeniz lazım diyor. Yani ne demek istiyor aslında? Annenle, babanla, atanla aranda nasıl bir negatif enerji akışı varsa bunu düzeltmek, yani karmaları bitirmek zorundasın diyor. Ve özellikle şunların üzerinde durmuş. Şu tuzaklara dikkat edin diyor. İnsanlar diyor, tabletler birbirinden enerji çalarlar diyor. Aslında diyor ilahi kaynaktan beslenebilseler zaten hiçbir sorun yok. Ama kaynaktan beslenmeyip birbirinin enerjisinden beslenirler diyor. Ve bunu da özellikle diyor acındırarak, yani kendini acındırarak, işte aslında senin enerjini ve seni manipüle ediyor. İstekleri maddi ya da manevi olabilir. Suçlayarak, yani suçlu hissettirerek. Korkutarak. Korkutarak. Tehdit ederek. Tehdit ederek. Bazen de gereksiz mesafeler koyarak. Yani işte o firavunların böbürlenmesi gibi. Ama bunu çoğu insan yapıyor. Yani firavuna gerek yok. Ben, sen kimsin ki? Hani seni muhatap alayım. Sen benim muhatabım mısın? Diyorlar ya mesela. Ya da diyor kendini esrarengiz bir havaya koyarak. Yani işte ben seçilmiş kişiyim. Çok var. diye. Çok böyle var. Bir hava yaratanların hepsi diyor. Aslında diyor enerji vampirleridir diyor. Bunlara dikkat edin. Sadece dikkat etmeyin. Siz de yapmayın diyor. Ve bütün ilişkilerinizi mutlaka dönüştürün. Çünkü diyor dönüştürmeyen her enerji, her ilişkide senin bir enerjin kalır, bir parçan kalır. Kim olduğunuzu hatırlayın cümlesi Mısır'da bize çok net sürekli bildirildi. Evet, bunu biz çok konuşuyoruz ama ben içini boş konuştuğumuzu bir kez daha andım. Yani kim olduğunu bilmek ya da hatırlamak gerçekte özünde kendi gerçek potansiyelinin tamamıyla bütünleşmek olduğunu orada idrak ettim. Tamamıyla ama %90'ı bile yetmiyor. %100'ü olabilirsin kendinin ama bunu bilmen için hem o bıraktığın parçaları toparlaman, yani negatifte titreşen, buna karma de, negatif düşünce de, yargı de, bunları dönüştürmek şart. Yani aslında burada kişisel gelişim dediğimiz şeyin de şart olduğunu çok net bir şekilde bence görüyoruz. Kendin üzerinde çalışmak zorundasın ve senin DNA yapın, genetik yapın, ruhsal yapın. Kim? Gerçekte ataların kim? Sen yaradan tarafından nasıl yaratıldın? Ne amaçla yaratıldın? Evet, mesela dedik ya burada bir genetik müdahale edilmiş. Böyle bir müdahale var mı? Bunun etkisi nedir? Bunları araştırıp bilip gerçekte kim olduğumuza uyandığımızda gerçek hakikatimizle buluşmuş oluyoruz. Mesela Kur'an'da da diyor ya ben ruhumdan üfledim diye. Duyuyoruz, hoşumuza da gidiyor. Mutlu oluyoruz, hani ne güzel diyoruz. Tamam ama ben Yaradan'ın ruhunu taşıyan bir varlıksam deyip de acaba onu böyle tam potansiyelini hissedebiliyor muyuz? Hissedemiyoruz. Çünkü hissedebilsek biz dışarıdan kimseye kimin ne dediğine ne takarız, ne kendimizi muhtaç zannederiz, ne çaresiz, ne yalnız zannederiz. Biz şimdi ne yapıyoruz mesela hayatımızdaki her şeyi, bazen kıyafetlerimizi bile. Açık söyleyeyim, mesela ben Mısır'dan bir ank sembolü aldım, bir yüzük böyle kocaman. Ank yaşam ve yaşamı koruma sembolü orada ama haca benziyor. Şimdi ben dedim ki çok da severek taktım aslında günlerdir. Ya dedim bu takacaktım tam. Ay şimdi izleyenlerimiz haş mı derler, bir negatif bir duygu oluşur dedim. Mesela takmadan geldim. Ama işte doğrusu takabilmek bunu. Ama şimdi dedim ki şimdi öyle bir etkide olmasın, böyle pırıl pırıl, pırıl programlar yapıyoruz. Şimdi ve mesaj şöyleydi Emel, biliyor musun? Dün bir çalışma yaptık akademide de. Şöyle bir enerji aktı ve Mısır'daki her şey de bu yöndeydi. Hani sanki bunu Yaradan'ın dilinden gibi düşün. Tabii ki o bizimle bir sözcükle konuşmuyor ama kalbimize düşüyor ya enerjisini. Dışarıya bakan, dışarıya göre yaşayan nefistedir. İçeriye bakan benimledir. Mesela bu beni inanılmaz etkiledi. Hadi yüzük çok küçük bir şey ama bunu bile başarmak tabii ki zaten zor. Nefsi terbiye etmek çok kolay bir şey değil. Hepimizin hala üzerinde çalıştığı bir şey. Ama şunun üzerinde durmak istiyorum izleyenlere tavsiyem. Daha büyük şeylere bakın. Yani sen kim için yaşadığını düşünüyorsun? İşte çocuğun için mi, eşin için mi, annen için mi? Senin aslında farkına varmadan Yaradan'la arana koyduğun putların kimler ya da neler? Para da olabilir, insan da olabilir. Sana göre iyidir mesela. Dersin ki ben bütün hayatımı aileme adadım. Tamam, yani sen olmasan ailen olamayacak mı, var olamayacaklar mı? Öyle bir algıya kapılıyorsun. Çünkü ben yapmasam bu işler yapılmaz. İşte bu da kibir. Öyle bir olur ki. Olur. Çünkü neden? Veren de, verdiren de, yaptıran da, ben gibi gözüksem de mesela bu çalışmayı ben yapmıyorum ki. Ben naçizane aracıyım. Yaradan bizden akıyor, zuhur ediyor, tecelli ediyor ve pozitif kişide de böyle, negatif kişide de böyle. İşte bunu anlayınca kişi zaten gerçekte içine dönmeye başlıyor. O yüzden içe dönmek, kim olduğunu hatırlamak çok daha derin
anlamlar taşıyor. Lütfen derin derin düşünüp gerçekte evet Yaradan'ın veçesini her birimiz açığa çıkarıyoruz. Ve ancak Yaradan'la bağlantıda kalıp yokluk bilincini kabul etmek diyorum ben ona. Çünkü ben yokum. Bu bilinci kabul edebilirsek ve hayatımızı da sadece buna göre programlayabilirsek işte bence o zaman çok daha üst seviyelere, o cennet bilincine %100 olarak geçebileceğiz. Şu anda da mevcut değişimlerimize, her birimizin aldığı yola, gösterdiği çabaya göre, değişimlerine göre evet bu bilinç belli formatlarda, belli düzeylerde diyeyim hayatımıza giriyor. Ama işte en üst seviyesi bence böyle olacak. 20, 21, 22 Aralık'ta Anıl'ın bir eğitimi var. Şöyle söyleyeyim Emel'cim, evet zaten hep yaptığımız, hatta bir önceki yayından da oraya katılımcı aldığımız kuantum drama uygulayıcılık eğitimimizin yeni sınıfı ve yılın son sınıfı 20-21-22 Aralık'ta level 1, 3 tam 1 sürecek. İşte biz burada az önce kehanetlerde de bahsettiğim o ilişkilerimizi, anne, baba, eski sevgili, eş, çocuk, bu ilişkilerimizi nasıl dönüştürebileceklerini de gelenler öğreniyorlar. Zaten anda dönüştürmeye başlıyorlar. Bilinçaltı okumasını, yani aslında enerji okumasını öğreniyorlar. Hani dedim ya, gözümü kapatıp, işte tabii teknik birkaç cümlem de var. Onu söyleyince Emel'in enerjisine girip konuşmaya başlıyorum. İşte bunu da yine bu eğitimde öğreniyorlar. Yine beyindeki o birçok korkumuzun, negatif duygumuzun kayıtlı olduğu alanlardan oradaki verileri almayı, onları dönüştürmeyi öğreniyorlar. Gerçekten hani sen sihir gibi demiştin ya, insana bilimsel kısmını bilmeyince öyle gözüken ama kuantum fiziğiyle zaten harmanlanmış bir eğitim ve oraya da ilk günüyle son günü arasında gelenle çıkanın aynı olmadığını söyleyeceğim kadar çok ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir eğitim. Bu dönem değişmek ve dönüşmek çok çok önem taşıyor. Hatta elzem gerçekten lüks değil, şart, birbirimize de katkı olabilmek için. O yüzden ruhu kalbi çağrılanları bekliyoruz. Ve 2 Aralık'ta da negatif arınma eğitimin var. Evet. Herkesi davet ediyorsun. Ve herkesi davet ediyorum. Şöyle hani evet, kuantum eğitimlerimiz biraz daha ekonomik olarak tabii daha farklı. Herkes katılamıyorum diyor ya da yüz yüze gelemiyoruz, online işte tamamen istiyorlar. Mesela bu eğitim tamamen online ve şu anda en çok müzdarip olduğumuz, sürekli çünkü bize negatif enerji pompalandığı için toplumsal olarak da bireysel olarak da sürekli enerji alanımız saldırı altında. İşte bu kendi enerji alanımızı sürekli kendimiz nasıl temizleyebiliriz? Hatta başkalarınınkini de temizleyebilecekler bu eğitime gelenler. Bunu öğrenecekler, bunun yöntemini öğrenecekler. Çok da cüzi bir rakam belirledim. Herkes katılabilsin de. Ben böyle birkaç eğitim yaptım zaten. Çok da güzel oluyor. Herkese şifası katkısı bol olsun. Ona da katılabilirler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Özellikle Mısır'la ilgili olan, deneyimleri olan varsa, gidip yazmak isteyenler varsa lütfen yorumlarınızla bize katılın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.